Evet, şimdi zaten ortaya çıkan, tekraren ortaya çıkan tablolardan bir tanesi aslında yıllarca aslında İsrail'in uluslararası kamuoyunda pompaladığı bir mesaj, bir iddia var. Hamas'ı özellikle 7 Ekim sonrasındaki yani 7 Ekim saldırısı sonrasında Hamas eşittir IŞİD, Hamas eşittir DEAŞ şeklinde bir söylem kuruyor. Ama aslında bütün bu şeyler, yani bütün bu girişimler, ateşkes girişimleri sürecin başından itibaren daha makul hareket eden taraf hep Hamas oldu. Yani bunun altını çizmek lazım. Akıl dışı davranan, intikam hissiyle davranan, soykırımcı sahiplerle hareket eden İsrail oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sürecin ilk başlarında söylemiş olduğu bu bir örgüt gibi bir değil bir devlet gibi davranma çağrısı bu tür yeni gelişmeler ışığında bence daha da anlam kazanıyor. Aslında baktığınızda Hamas bir devlet olmamakla beraber ateşkese yaklaştığı makul ya da makul talepler bunu bir zamanlamaya tabi tutması, bir takvim belirlemesi, aşamalar belirlemesi. Ama öte taraftan İsrail'in buna hiçbir şekilde yanaşmaması ve tam gaz katliama devam kararının çıkması bir kere daha bütün dünyayı aslında makul olmayan tarafın ve örgüt gibi davranan tarafın İsrail olduğunu göstermiştir. Yani İsrail İsrail'in devlet neden gibi davranmıyor. Bunun da ispatı aslında bu. kesinlikle sadece ilk örneği de bu değil. Yani 7 Ekim'den bu yana İsrail'in bir akıl tutulması halinin, çılgınlık halinin İsrailli yöneticilerde hakim olduğu çok net. Ve zaten bugüne kadar Gazze'de yapılanlar, edilenler bunun çok açık göstergesi. Ve sürecin en başında Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir değerlendirmede bulunmuştu ki biz her yeni aşamada bunun bir kere daha teyidini görüyoruz. Gerçekten Hamas daha sağduyulu, daha sorumluluk sahibi. Hatta diğer aktörler yani İran özellikle veya Lübnan Hizbullah'ı bölgede bir savaş ihtimali var mı diye konuştuğumuz bu zaman zarfı içerisinde son derece aslında makul ve savaş istemeyen, gerginlikten dikkatli bir şekilde kaçınan bir davranış sergilediler. Ama İsrail'e baktığınız zaman son derece pervasız bir şekilde savaşı yaymaya çalışan, Lübnan'a da yaymak isteyen, İran'a da yaymak isteyen bir davranış içinde olduğunu gördük. Ve İsrail'in barışı istememesinin pek çok sebebi var. Öncelikle aslında 7 Ekim'den bu yana Netanyahu'nun yönetimindeki bu İsrail kabinesi hiçbir şekilde barış, ateşkes, savaşın olmadığı, çatışmanın olmadığı bir ortamda siyaset yapabilecek aktörler değiller. Hele hele Netanyahu'nun şahsında düşündüğümüz zaman Netanyahu bir sürü soruşturma ihtimaliyle karşı karşıya. 7 Ekim saldırısının ihmali var mı yok mu üzerinden büyük bir sıkıştırmaya maruz kalacak. Dolayısıyla Gazze'deki çatışmanın bitmemesi gerekiyor Anladım. Netanyahu Peki açısından o zaman şu soruyu yönelsem Bilgen Bey. Yani Netanyahu ile bu iş olmayacak gibi öyle gözüküyor. Yani müzakereler bir yandan devam ediyor. Mısır'da Hamas üyeleri Mısır'a geçti. Diğer tarafta Blinken'ın İsrail'de olduğunu görüyoruz. Ve bu kapsamda barışın ve kalıcı ateşkesin sağlanabilmesi için Netanyahu'nun gitmesi mi gerekiyor? Hillary Clinton mesela bu açıklamayı yaptı. Netanyahu ile bu iş olmuyor dedi. Gitmesi gerekiyor dedi. Sizce? kesinlikle Netanyahu ile olmayacağı net. Yani burada herkes hemfikir, Netanyahu ile bu iş olmaz. Netanyahu ile ateşkes elde edemeyiz. Ama Netanyahu şu anki İsrail kabinesi öyle bir kabine ki Netanyahu o kabinenin içindeki figürlere kıyasla baktığınız zaman makul kalır. Ondan çok daha şedid, ondan çok daha pervasız, aşırı sağ bakanların olduğu bir kabine ki ateşkes daha evvel esir takaslarının olduğu kısa ateşkes ya da işte çatışmaların durdurulması dönemlerinde Netanyahu'yu baskı altına alan figürler de bunlar aynı zamanda. Yani bu ateşkesi bitir, bu ateşkesi bitirmezsen biz senden desteğimizi çekeceğiz.
Dolayısıyla Netanyahu bunlar arasında bile mağlup kalan bir aktöre dönüşüyor bu kabinenin içerisinde. Asıl daha karamsar nokta şu, maalesef evet Netanyahu ile bu işin olmayacağı net ama İsrail siyaseti o kadar uzun zamandır sağın ve sağın diğer aşırı sağ renklerinin hakimiyeti altındaki İsrail toplumunun içerisinden makuliyete davet edecek siyaseti ya da o toplum içerisinden siyasete daha makul bir çizgiyi getirecek herhangi bir kıpırdanma ya da ihtimal maalesef görünmüyor. Yani evet Netanyahu ile bu iş olmaz. Netanyahu gitsin ama kimle yapacaksınız? Yair Lapid vardı. Daha tırnak içinde liberal görünen bu kabinenin içinde de yer almadı. Ama aynı Yair Lapid işte ölen şu kadar insan var Gazze'de dendiği zaman o insanların hiçbiri masum değil. Uğurlar olsun şeklinde bir açıklama yapmıştı. Yani İsrail siyaset sahnesine baktığınız zaman renkler, tonlar farklı olmakla birlikte şu anki Gazze'deki mezalime insani ya da etik gerekçelerle karşı olan bir siyasetçi ya da onun toplumsal kesimine bir toplumsal kesimine denk gelmek çok zor. Varsa bile bunlar çok marjinal. Bunların da iktidara gelip İsrail'in siyasetini yönlendirme Peki. ihtimalini ben son derece zayıflıyorum. Doktor